Herkese merhabalar. Bugün sizlere kıymalı makarna yapacağım. Şahane bir tarif, hem de çok pratik. Hemen tarife geçmek istiyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar. Öncelikle geniş bir tencerenin içerisine şöyle su doldurdum ben ve kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra içerisine bir tutam tuz ekleyeceğim ve birkaç damla da sıvı yağ ekliyorum ki içerisine makarnalarımı attığımda dibine tutmasın, yapışmasın. O yüzden şimdi yağımı da ekledim ve içerisine makarnalarımı ekleyeceğim arkadaşlar. Dilediğiniz miktarda kişi sayısına göre makarna ekleyebilirsiniz. Şimdi yaklaşık 15-16 dakika kadar kaynatalım. Ben içerisine bir miktarda farklı makarna kattım ve şimdi kaynamaya bırakıyorum. Makarnam haşlanırken ben de kıymalı harcımı hazırlayacağım. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduğum tavamın içerisine 1 adet doğramış olduğum soğanımı ekliyorum içerisine. Ve güzelce soğanlarımı kavuracağım. Soğanlarım güzelce kavrulurken içerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Ve salçanın kokusu çıkana kadar soğanla beraber kavuruyorum. Gördüğünüz gibi güzelce kavurdum. Şahane görünüyor. Şimdi içerisine yaklaşık 200-250 gram kadar kıyma ekliyorum. Ve kıymamı da kavuracağım. 3-4 dakika kadar bu şekilde kavurduğum kıymalı harcımın içerisine 1 su bardağı kadar domates suyu ekliyorum. Ve 1 tane de domates rendesi ekliyorum arkadaşlar. Ve güzelce kavurmaya devam edeceğim. Şimdi içerisine baharatlarımızı da ekleyelim. 1 tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu, 1 tatlı kaşığı kadar kimyon, 1 tatlı kaşığı kadar toz biber, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay kaşığı kadar karabiberi içerisine ekliyorum. Sizler farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Fakat ben bu şekilde güzel olduğunu düşündüğüm için bu baharatları kullanıyorum. Şimdi içerisine ekleyerek güzelce baharatlarla beraber kavuralım ve kıymamız pişene kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Biraz kaynattıktan sonra içerisine bir miktar şöyle su ekliyorum. Suyun ayarını kendiniz yapın ama yaklaşık bir çay bardağına denk geldiğini düşünüyorum. Şimdi güzelce şöyle bir karıştırıyorum ve kapağını kapatacağım ve kavurmaya devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu arada makarnalarım haşlanmış. Şimdi süzmeye götürüyorum. Makarnamı süzdürdüm. Şimdi aynı tavanın içerisine, tencerenin içerisine bir yemek kaşığı kadar şöyle margarin veya tereyağı ekleyebilirsiniz. Ve margarin veya tereyağınız eridikten sonra içerisine makarnamı tekrar katacağım. Daha sonra kıymalı harcımı da içerisine ekleyeceğim arkadaşlar. Yağım tamamen gördüğünüz gibi eridi, kaynıyor. İçerisine şimdi süzdürmüş olduğum makarnalarımı ekliyorum. Ben makarnaları sudan geçirmiyorum. Süzdürdükten sonra direkt içerisine ekliyorum. Ve 2-3 dakika kadar bu şekilde kavurduktan sonra şöyle kıymalı harcıma bakıyorum. Gayet güzel görünüyor ve çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi altını kapattım ve kıymalı harcımı makarnamın içerisine ekliyorum. Daha sonra karıştıracağım. Ve 1-2 dakika kadar da bu şekilde kavurduktan sonra kapağını kapatacağım. Biraz dinlendirdikten sonra sunum aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi kıymalı makarnamızın sosunu hazırlayalım. Şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağını küçük bir cezveye alıyorum. Ve içerisine birkaç damla kadar şöyle, yani 1 çay kaşığı kadar diyelim, sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı kadar toz biber, 1 tatlı kaşığı kadar kekik, 1 çay kaşığı kadar karabiber ve 1 çay kaşığı kadar tuzu şöyle ekliyorum ve ocağıma alıyorum. Evet, şimdi şöyle ocağıma aldım ve yağım eridikten sonra, salçamın kokusu çıktıktan sonra içerisine biraz su ekleyeceğim. Salçamın kokusu güzelce çıktıktan sonra şöyle birazcık su ekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 1 su bardağına yakın. Şimdi 5 dakika kadar kaynatacağım. 5 dakika kadar kaynattığım sosumun altını artık kapatacağım ve bir kenarda bekleteceğim. Ben de bir kase kadar yoğurdumu güzelce çırpma telimle çırpacağım. Evet, şöyle bir kase kadar yoğurdumu şöyle bir çırpma teliyle çırpıyorum. Şimdi sunum aşamasına geçebilirim. Evet, bu şekilde tabağıma koyduktan sonra üzerine şöyle yoğurt koyuyorum. Dilediğiniz kadar koyabilirsiniz. Evet, koyduk ve üzerine hazırlamış olduğum sosu döküyorum. Üzerine maydanozla fıstıyoruz.
Gördüğünüz gibi benim kıymalı makarnam hazır. Deneyenlerin ellerine sağlık. Denerseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.